Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Onur Soğuk Hocam var. Onur Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık. Bugün arkadaşlar Onur Hocam'la birlikte sizler için 2023 tayfa, 11. sınıftan 12'ye geçenler, yazı nasıl değerlendirmeli, yazın neler yapmalı, neler çalışmalı bunları konuşacağız. Hatta şunu da söyleyelim, 11'den 12'ye geçenler bir de mezuna bırakmayı düşünenler. Evet. Onlar da sonrasında da onlardan da konuşalım. Onlardan evet. Da bahsedeceğiz hocam. Hocam ben 11. sınıf öğrencisiyim. 11'i bitirdim iyi kötü. Hoş geldin. Evet, 6 ayda ben devraldım. Evet. Sınavda bitirdi diğer arkadaşlar 2022 tayfada. Bayrağı ben devraldım, artık ben bir sınav öğrencisiyim. Evet maalesef. Ama maalesef. Ama bir aklım karışık, yani ne yapacağımı tam bilmiyorum. Yaza nasıl başlayayım, nasıl ilerleteyim? Evet. Bir kafam karışık, yani ne yapmalıyım ben yazın? Evet, şimdi tabii bu biz hep şöyle bir laf var ya, sınav maratonu dediğimiz. Aslında bu sınavı maratona benzetme çok da yanlış bir benzetme değil. Burada öğrenciler şöyle düşünsünler, maraton yarışının özelliği nedir? İşte 10.000 metre. Çok uzun. Çok uzun yarışmalardır ve dikkat ederseniz o yarışmaları da seyrediyorsanız yarışın favorileri ilk başta böyle öne çıkmazlar. Böyle itidalli değil mi? Arkadan ama belli bir tempoyu da koruyarak yarışa evet. Devam ederler. Sonlara doğru geldikleri zaman tempolarını arttırırlar. En son daha da tempoyu arttırıp maratonu tamamlarlar. Yani öğrencilerimiz de olaya böyle baksınlar. 11'den 12'ye geçenler. Şimdi bazıları tabii çok heyecanlı. Artık sınav öğrencisi olmanın vermiş olduğu heyecanla böyle hızlı bir giriş yapmalarını açıkçası ben tavsiye etmiyorum. Çünkü hızlı girdikleri zaman erken yorulabilirler. Evet. Bazı öğrencilerimiz de ya daha nasıl olsa yaz var. Hele şu yazı da geçirelim. Bayram var, şu var, bu var. Bir kendimize gelelim. Deniz, kum, güneş. Elbet çalışmaya başlarız. Bunu da tavsiye etmiyorum tabii. O zaman da geç kalmış olabiliyorlar. Demek ki 11'den 12'ye geçenler aslında hafif tempolu dediğimiz bir şekilde aslında öncelikle kendilerini tanıyarak, bak yaz süreci aslında çok önemli bir süreç. Yazın öğrencilerin biraz kendi alışkanlıklarını da bir tartmaları lazım Tarıkçığım. Yani ben ne kadar çalışabiliyorum? Evet. Hangi derslerde daha iyiyim? Mesela arka arkaya kaç saat çalıştığımda verim alabiliyorum? İşte uyku düzenimi nasıl oluşturabilirim? Aslında bir ön hazırlık gibi baksınlar. Evet. Çünkü Eylül'den itibaren çok yoğun bir tempoya girecekler. Eylül'den itibaren bir yandan okul, bir yandan dershane, bir yandan okul sınavları, bir yandan dershane denemeleri derken zaten karman çorman bir çorba haline gelecekler. Evet. İşte onun için yaz orayı hazırlık süreci olarak da görülebilir diye düşünüyorum 11'den 12'ye geçenler açısından. Peki hocam bu hafif tempo sonra artma falan dedik ya, bazı arkadaşlar şeyi merak ediyor. Ya işte hafif tempo mesela kaç saat, günde kaç saatte ben hafif tempo derim, kaç saatte evet. Hızlı tempo derim. Bununla ilgili bir süre var mıdır? Güzel sizce? Bir soru. Şimdi ben aslında bu tip şeylerde mesela günde kaç saat çalışmalıyım sorusu var ya. Ben bunlara tek bir cevap verilmesinin yanlış olduğu kanaatindeyim. Demin de söylediğim gibi öğrencinin kendini tanıma süreci dedik ya. Yani burada öğrenci verimli çalışabildiği süreçte kendini hafif hafif ısındırarak, şimdi günde 1 saatte başlayabilir, bu zamanda 1,5 saate çıkabilir, 2 saate çıkabilir, sonra hızlandı 3 saate, 4 saate çıkabilir. Bir de sonuç itibariyle öğrenci makine değil. Doğru. Biz bir öğrenciye günde 4 saat, günde 5 saat, ideal olan ben günde 7 saat çalış. Kolaysa sen çalış. Yani öyle bir dünya yok. Yani tamam, hadi diyelim ki öğrenci 7 saat çalıştı. Oldu, gaza geldi, çalıştı bir gün. 2 gün çalıştı, 3 gün çalıştı. Eğer altyapısı ve kendi alışkanlıkları ona uygun değilse bu öğrenci zaten patlar. Evet, maraton dedik. Ha, yani. Onun yerine süreklilik daha değerlidir. Yani böyle günde 7 saat, 8 saat öğrenci kendini hırpalarsa, çok fazla kendi üzerine yük bindirirse bir yerde patlayabilir. O zaman da o arada çalıştıkları zaten bir işe yaramaz. Onun için hafif tempoda arttıra arttıra gidip belli bir düzeyde de tutup ve aralıksız, boş vermeden çalışması lazım. Yani bizde en klasik hata çalış bırak, çalış bırak, çalış bırak. Bu olmaması lazım. Ben öğrenciye diyorum yeter ki her gün olayın içinde ol. Evet. Yani hazırlığın içinde olduğu sürece, her gün bir şekilde çalıştığı sürece kaç saat çalıştığı, kaç soru çözdüğü inan o kadar da önemli değil. Bilinçli bir şekilde her gün çalışsın, olayın içinde olsun. Tabi burada bir diğer soru da şu akla geliyor. Özellikle 11'den 12'ye geçenler için. Ne çalışsınlar? TYT mi? AYT mi? 12. sınıf konularına mı çalışsınlar? Yani orada hafif tempoya uygun olan aslında TYT Türkçe matematiktir. Ki zaten özellikle TYT anlamında soruların çoğunluğu Türkçe ve matematikten geliniyor. Belirleyici derslerde Türkçe matematik oluyor aslında. Evet. Ve her öğrenci için de ortak dersler sayısalcısı, sözelcisi ve TML'si için. Onun için ben yazın 11'den 12'ye geçen arkadaşlarımızın paragraf soru çözüm alışkanlığı Türkçe'de kazanmalarına yönelik bir çalışma yapmaları, matematikte de yine bu temel matematik konuları, problemler,
orayla alakalı bir ısındırma yapmaları taraftarıyım. Yani 12. sınıf konuları, AYT konuları, böyle ağır baba konular dediğimiz konulara girmeden aslında burayı şöyle bir halledip hem de bir çalışma alışkanlığı kazanıp yazın sonlarına doğru yavaş yavaş diğer konuları, diğer branşları da işin içine sokarlarsa çok güzel olur. Anladım hocam. Ben de aynı şekilde yazın mesela çalışırken dediğiniz gibi TYT, Türkçe, Matematik ağırlıklı çalıştım ve seneye başlayınca dediğiniz gibi 12 konuları bir yandan başlıyor. Fiziki anlamda oraya git, buraya git, okul, dershane yoğunluğu. Her şey bir araya gelince bu paragraftır, problemdir, o hız kazanma olayları gerçekten daha zor elde ediliyor yazınki o rahatlığa. Bir de seneye başlarken TYT netleri de güzel gelmeye başlıyor. O da bir moral motivasyon. Aynen. Sene içindeki çalışmalarda iyi motive ediyor. Peki hocam ben mezuna kaldım. Evet. Yani zaten yoğun bir şeyden, tempodan çıktım 2022 YKS'de. 2022 tayfaydım, 2023 tayfa oldum. Tekrar oraya bir geçtim. Bu arada evet, mezuna kalmak da kötü bir şey değildi. Ben de mezun senede kazanmıştım, onu da öyle söyleyeyim. Yani. Hani öğrenciler, özellikle mezun grupta şöyle bir şey oluyor. İlk psikolojikmen biraz zorlayıcı bir süreç oluyor ilk başta özellikle. Çünkü hani sonuç itibariyle hani üniversitede aslında puanlarını yeteceği yerler illaki vardır arkadaşlarımızın ama hedefleri, istekleri olmadığı için zaten kalmışlardır mezuna. Ve özellikle o ilk sınav sonuçları açıklanması, işte kimilerinin arkadaşlarının kazanması, kendinin gitmemesi gibi bir psikolojik ağırlığı oluyor. Özellikle ilk aylarda, hele hele okul açıldığında bir boşluk. Evet. Herkes okula gidiyor şimdi. 12 sene okula gitmişsin. Tamam mı? Okul yok. Ben ne yapacağım? Burası neresi? Gibi bir boşluk oluyor. O ilk zamanlar psikolojik açıdan mezun grubu için zor geçiyor. Buna hazırlıklı olsunlar. Bu da normal bir süreçtir. Bunu atlatabilirler. Bir de hani şöyle bir laf var ya, yenilen pehlivan güreşe doymaz diye. Yani demin söylediklerimiz gibi, yani bu özellikle mezun gruptaki arkadaşlar bir anda, yani bu sınavın vermiş olduğu şeyle hızlı bir şekilde, biraz da hırslı bir şekilde başlamaları çok sağlıklı bir şey değil aslında. Çünkü İvme sonrasında geriye doğru ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Onlar da yine daha serin kanlı, sakin. Aslında onların yapacağı en güzel şey geçmiş yılın muhasebesi, öz eleştirisidir. Önce otursunlar. Evet. Gerekirse bir kağıt alsınlar önlerine. En güzel. Çünkü yazı yazmak her zaman iyidir. Ben geçen sene ne hatalar yaptım? Yani bu yıl istediğim yeri kazanamamamın nedeni nelerdi? Bak burada ama dürüst olsunlar kendilerine. Yoksa aynen, yani bahane aynen. Çok gençler. Yani orada yok, gittiğim dershane kötüydü, hocayla anlaşamadım, işte ailem, işte çalışma masam yoktu falan filan. Yani kendi dışındaki bahane yazacaklarsa yazmasınlar. Kesinlikle. Onu şimdiden söyleyeyim. O işin en kolay tarafı. Kendi dışınızda bir bahaneyi o kağıda yazmayın. Dürüst olun, ben ne yaptım da başarısız oldum. Bu sınavda istediğim yer olmadı. İşte yetersiz mi çalıştın, az denemeye mi girdin, denemeleri baştan sağma mı çözdün, yeteri kadar konu çalışmadın mı, öğretmenlerle ilişkilerinde bir sıkıntı mı oldu, okula ya da dershaneye devamsızlık mı yaptın, bunları bir alt alta yaz. Bir muhasebeni yap, en güzel şey odur aslında. Yazın yapacakları en güzel şey mezun grubunun kendini bir önceki yılı bir öz eleştirisini yapma. O öz eleştiriyi yaptıktan sonra, dürüst olduktan sonra sağlam bir şekilde ufak ufak, aslında demin söylediğimiz gibi bir önceki yıldan illaki hallettikleri, başarılı oldukları konular vardır. Onlardan daha soru çözerek, eksik gördükleri, yumuşak karın olarak tespit ettikleri branşlar ve derslere de yavaş yavaş yüklenerek ağırlıklara başlayabilirler bu arkadaşlarımızda. Anlıyorum hocam. Söylediklerinize ben de katılıyorum. Onur Hoca'yla 2023 tayfa için hem mezuna kalanlar hem 11'den 12'ye geçenler için yazın nelere dikkat edilmeli, nasıl çalışmalı, bunları konuştuk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.